Merhaba, ben Burak Armış. Yaklaşık 2 yıldır Yunanistan'da Malandir'in hapishanesinde tutuklu bulunan bir devrimciyim. Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi davasından hükümlüyüm. 7 Ocak 2022 tarihinde COVID-19 aşısının ikinci dozunu yaptırmak için hapishaneye 15 dakika uzaklıkta Lidoriki isimli bir yerleşim yerinde bulunan sağlık ocağına sevkim çıktı. Sevk için gelen görevli polisler güvenlik gerekçesiyle çıplak arama yapmak istediler. Çıplak aramayı kabul etmedim. Çıplak aramayı kabul etmediğim için sağlık ocağına sevkim yapılmadı. Dolayısıyla aşı olamadım. Böylece sağlık hakkım, tedavi hakkım gasp edilmiş oldu. Daha önce de yine çıplak arama işkencesini kabul etmediğim için göz muayenesi için hastaneye götürülmemiştim. Çıplak aramayı neden kabul etmedim? Çıplak aramayı kabul etmedim çünkü çıplak arama insanlık onuruna, siyasi kimliğimize yönelik bir saldırıdır. Çıplak arama tutsaklara aşağılayan insanlık dışı onur kırıcı bir işkencedir. Bir insanın arama adı altında çırıl çıplak soyulması onur kırıcıdır. Çıplak arama uygulaması nazi faşizminden kalmadır. Esir kamplarına getirilenler hemen ilk iş olarak çırılçıplak soyularak sıraya dizilir ve basınçlı suyla yıkama adı altında esirlere işkence yapılırdı. Bugün de emperyalist ve işbirlikçi faşist iktidarlar aynı uygulamayı uygulamaktadırlar. Gözaltına alınıp karakola getirilen kişiye çıplak arama dayatılmakta, dayatmayı kabul etmeyenler ise zorla işkence yapılarak çıplak soyulmaktadır. Tutuklanıp hapishaneye götürülen kişi hapishanede de yine aynı işkenceye maruz kalır. Arama tamamen bahanedir. Amaç arama değil tutsan kişiliğini ezmek, onurunu kırmaktır. Amaç tutsan iradesini teslim almaktır. Polisler er güvenlik için arama yapacaksa bunun için geliştirilmiş delici kesici aletlere karşı duyarlı dedektör, X-ray gibi teknolojik aletler ve cihazlar vardır. Bu cihazlara hem polis hem de hapishane idaresi sahiptir. Bu cihazlar bütün hapishanelerde mevcuttur. Arama pekala bu cihazlar ile yapılabilir. Arama bu araçlarla yapılmalıdır. Çıplak arama yapmanın güvenlik ile hiçbir ilgisi yoktur. Çıplak arama polisin aşağılık işkence yöntemlerinden birisidir. Bütün elbiseleri zorla çıkartıldıktan sonra ise arama dahi yapılmadan kişiden tekrar elbiselerini giyinmesi istenir. İşkence yapmak suçtur. İşkence yapmak şerefsizliktir. Suç işlemekten, işkence yapmaktan vazgeçin. Çıplak aramaya son. Kahrolsun faşizm. Yaşasın mücadelemiz.